Ne zaman özellikle bugün deniz gezmiş ve arkadaşlarını ve 68 kuşağının gençlerini düşünsem ister istemez aklıma bazı Amerikan filmleri geliyor. Çok çelişkili bir kavram gibi görünse de. O filmlerde özellikle Vietnam'ı anlatan filmlerde hep bir Vietnam öncesi gençlik rüyası anlatılır. Yani saf, bozulmamış, dostlukları dostluk olan, ilişkileri ilişki olan, sevgileri sevgi olan bir gençlik rüyası. Tabii bizler için, özellikle Amerikan toplumunu tanıyan bizler için bu rüyanın oldukça aldatıcı olduğunu biliriz. Ama öyle sanıyorum ki deniz gezmiş bir arkadaşları ve 68 kuşağının gençleri bizler için böyle bir rüyanın, böyle bir düşün temsilcileriydi. Yani onlar için günlük çıkarlar söz konusu değildi. Yaşamın insanlara zorladığı menfaat ilişkileri, çıkar ilişkileri söz konusu değildi. Eski deyimle hanedeki evladı iyalden, yani geçindirmek zorunda olduğu insanlardan doğan tavizler, boyun eğmeler, razı oluşlar söz konusu değildi. Kariyer meseleleri önemli değildi. Hatta öyle bir şey ki çok uzun yıllar yaşayıp sonunda emekli olmak da söz konusu değildi. Onlar adeta ölümsüz, bitmeyen bir gençlik olarak yaşadılar ve tamamladılar kendi yaşam çizgilerini. O zamanki siyasi ortamda hakim olan insanların, güçlerin büyük bir bölümü için bu insanlar birer anarşisti. Anarşist de aslında ifna edilmesi gerekli, yok edilmesi gerekli bir şeydi. Zararlıydı çünkü. Dolayısıyla deniz gezmiş bir arkadaşlarının mecliste ya da mahkemelerde savunmaları ya da ona karşı olan iddiaların ortaya konuşu sırasında bizim mahkemelerimizin artık oldukça ne de olsa bir parça geleneği bulunan ve gelişmiş bulunan hukuk sistemimiz içinde bile insani bir vaka olarak karşılanıp buna göre yargılandığını düşünmüyorum. Ve nitekim meclis görüşmeleri de bunu apaçık ortaya koyuyor. Çünkü oradaki milletvekillerinin büyük bir kısmı kendileri de çoluk çocuk sahibi oldukları ve belki de o çocuklar içinde deniz gezmiş ve arkadaşlarının düşüncelerine, yakın düşüncelere sahip çocuklar bulunduğu halde deniz gezmiş ve arkadaşlarını o anarşist sözünün içinde hapsederek öylece yargıladılar. Ve bu yüzden de onların birer bırakalım düşüncelerini, devrimciliklerini, önder oluşlarını vesaireyi birer insan olarak bile yargılanmaları mümkün olmadı. İmzalar 20 bine ulaştığında bir küçük heyet yaparak İsmet Paşa ile konuşmaya gittik. Ve meclisin asansöründen çıkarken İsmet İnönü ile kimin konuşması gerektiğini aramızda tartıştık. Sonunda bu görevi bana verdiler. Dediler ki sen konuş. Peki dedim. Bir İstanbul senatörü Fikret Bey zannediyorum. Fikret Gündoğan olabilir mesela isim, eğer yanlış hatırlamıyorsam. O bizi İsmet İnönü'nün yanına götürdü ve beni İsmet İnönü'nün bir yanına oturttular. Ben tam konuşmaya başladım. Paşam diye İsmet İnönü döndü oradakilere. Bu çocuğu kim buraya oturttu dedi. Evladım bu taraftan o tarafa geç dedi. Meğer o kulağı iyi duymuyormuş, bu yüzden ne söylediğimi anlamıyordu. İsmet İnönü'ye anlattık bütün bunları. Tabii bir politikacı tavrıyla bu konuda gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Ama bunu o noktada bulunan bir insan, üstelik de İsmet İnönü gibi tarihi bir şahsiyet söylediği için biz bunun bir an olabileceğine inandık. Yani bize güven verdi o konuşma. Ama sonra meclisteki tartışmalar, komisyon tartışmaları, meclis tartışmaları sırasında gördüğümüz eğilimler ve özellikle o zamanki meclisin
ve senatonun üyelerinin adeta idam cezalarının gerçekleşmesi için gösterdikleri inanılmaz acelecilik, bir an önce bu işi bitirme isteği bizi büyük bir karamsarlığa soktu. Firdevsi'nin sanıyorum İranlı ünlü şair çok güzel bir sözü ya da şiiri var. Diyor ki sakın ola ki hayat ağacının kökünü kanla sulama. Çünkü bir gün dalları senden intikam alır diyor. Şimdi bu şiddetin hiçbir zaman şiddetle elde edilen bir ürün olamayacağını bize gösteriyor. Yani o zamanlar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını adeta iştahla idam etmek için parmak kaldıranlar sonradan bunun hiçbir şeyi çözmediğini, tam tersine ülkenin yeni baskılar ve bu baskılara karşı direnen insanlar, şiddete şiddetle cevap vermek zorunda kalan insanlar gördüğünü izlediler beraberce.